Herkese merhaba, ben Büşra Gizez. Bugün sizlerle birlikte ister sıcak ister soğuk tüketebileceğiniz içilebilir çikolata tarifini yapacağım. Çok basit, hemen anlatıyorum. Ben 2 kişilik yapacağım, 2 kişilik tarifi anlatacağım. İlk önce 2 su bardağına süt ekliyoruz ve cezveye aktarıyoruz. Ardından 2 tatlı kaşığı kakaoyu sütün içine ekliyoruz. 2 çay kaşığı kadar tarçın ekliyoruz. 1 kişilik yapmak için zaten de bunların yarısı kadar olacak. Şimdi bunu ocağa koyuyoruz ve karıştırıyorum. Daha iyi karıştırmak için videoyu kapatıyorum. Siz zaten karıştırdın. Karıştırmaya devam ediyorum. Kaynadıktan sonra altını kapatıp çikolata ekleyeceğiz. Ne kadar çikolata dersek 4 kare bitter çikolata diyor bir kişilik için malzemede. Ben baka baka ekleyeceğim. Yani en az 4 kare ekleyeceğim. Eğer az gelirse 8 kare ekleyeceğim zaten. Fakat ben bitter çikolata almadım. Bitter çikolatayı seviyorum ama almadım. Sütlü fındıklı çikolata aldım. Sizin tercihiniz. Siz ne almak istiyorsanız onu alın. Kısık ateşte pişmesine dikkat edin. Bu arada videoda söyledim ama vazgeçtim. 8 kare çikolata ekleyeceğim zaten. 3, 6, 7, 8. Tam da 9 kare çikolatam varmış. Gerisini yedim açıkçası. Canım çekti. Tarçın ve kakao birlikte çok güzel kokuyor. İlk defa kokuyu alıyorum. Bu arada şimdi videoyu izleyenler bazı şeyler diyebilir. Ne mesela yanında tencere var, gidip orayı çekiyorsun diye. Hayır, ben orayı çekmiyorum. Bir elimde karıştırırken bir elimle video çekiyorum ve diğer yandan da malzemeleri okuyorum. Bakmadan yaptığım için bazen sağa sola çekebiliyorum. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ocağım pismiş falan filan diyenler olabilir. Evet, ocağım şu an pis. Sadece çay şeyi var. Çaylar var şu an. Çay döküldü. Bunu aceleyle yapmak zorunda olduğum için hemen yaptım. Fırsatım olmadı. Bu arada kaynıyor. Wow, altını kısıyorum. Siz de faydalanın diye videoyu çekiyorum. Sözüm yarım kaldı şu an. Nasıl köpürdüğünü dikkat etmek istediğim için. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Şöyle koyabileceğim bir yer var mı acaba? Bir saniye. Videoyu kapatmak istemedim. Bu aşamada ne yapıyoruz? Altını kapattık. 3 kare ekliyorum. Altı kare oldu. Yedi, sekiz. İki kare daha ekledim. Bir kareyi de ağzıma atıyorum. Ve ne yapıyorduk? Karıştırıyoruz ve eritiyoruz. Tarifte şöyle yazıyor. Bu aşamada tatsız gelirse bal ya da keçi boynuzu özü ekleyebilirsiniz. Soğuk tüketmek isterseniz biraz beklettikten sonra birkaç küp buzla servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir ara öğün. Üstelik tatlı isteğine çok iyi geliyor. İsterseniz benim gibi bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek aroma ve koku verebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Ben de çok güzel olacağına inanıyorum.
bu diyet sayfası, fit, sağlıklı yaşam sayfaları falan var ya, öyle bir yerden buldum. Videoyu kapatayım artık, çok şey yapmıyorum. Fındıklı olduğu için üzeri böyle oldu, çok garip. Çok tuhafıma gitti. Biraz daha karıştırmak istedim. Eridiğini biliyorum, eridiğini hissedebiliyorum ama karıştırmak isterim. Şu an çok sıcak gibime geldi. Hemen içmek istemiyorum ama tadına şöyle bakmak istiyorum. Eğer tatlısa bal ekleyeceğim. Çünkü şu an bende keçi boynuzu özü yok. Bence hiç de tatlı değil. Pardon, çok bence gayet yeterince tatlı. Ben bal eklemeyi düşünmüyorum. Bence bakayım. Fındıklı olması ayrı bir şey olmuş. Bitterli olsaydı nasıl olurdu açıkçası merak ediyorum. Eminim o da güzel olurdu. Sütlü olması güzel olmuş ama zaten içinde süt var yani. Bence siz yaparsanız bitterli yapın. Ha, bitter sevmiyorsunuz evet. Sütlü çikolatayla yapın. Zaten tarifte sütlü var. Sütlü çikolata kullanmayın bence. Ben bilerek sadece sütlü almadım. Fındıklı aldım. Aslında ben buna başka bir tarif yapacaktım. Onun için bu çikolatayı almıştım ama nasip bunaymış. Zaten ben başka bir tarif daha yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Bunu kapattıktan sonra o tarife başlayacağım. İki videoyu farklı zamanlarda atacağım ama onu belirteyim. Karıştırmayı bırakıyorum, bardağa koyuyorum, sonra tekrar video çekeyim. Bence tadı güzel oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ben biraz fazla süt koyduğum için arttı. Şunu şöyle dibine kadar yapmak istiyorum. Nereden tutacağımı da bilmiyorum. Fındıklı oldu ya Allah'ım. Bakın böyle. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, şimdiden teşekkürler size de. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şunu da belirtmek istiyorum. Hep tatlı mı yapıyorsun? Niye yemek yapmıyorsun falan diyorsanız eğer, hayır yemek de yapıyorum. Hatta birkaç gündür çok mükemmel yemekler yapıyorum ama akşam yemeğini yetiştirmek zorunda olduğum için videoyu çekemiyorum. Çünkü videoyu çekmek yapmaktan iki katı süre harcanıyor gerçekten. Çünkü arka planda o kadar şeyler oluyor ki hani kapatıp açımı falan filan diye. Bazen duraksıyorum konuşurken, fark ediyorsunuzdur belki. Hani acaba kapatsam şey mi yapsam diye, ama ben videoyu hiçbir zaman kapatmıyorum. Yani tek çekim yapıyorum. Bence doğal olmayı tercih ediyorum çünkü. Öyle yani, hani yemekleri de yapmayı düşünüyorum ama hiç vaktim olmuyor. Bu yüzden kolayı kaçıp sadece tatlı tarifleri yapıyorum açıkçası. Ya bunun sebebi gerçekten de zamandan kaynaklı ama çekeceğim. O zaman da beni takip ederseniz artık umarım. Şöyle bakmak istedim. Ben dayanamayıp şimdi içeceğim yani, soğuk sıcağı falan filan beklemeyeceğim. Tekrardan herkese güle güle, sizlere de afiyet olsun. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. İsteğe bağlı olarak bir veya iki adet karanfil yazıyor tarifte. Bir kişilik için söylüyorum ama ben karanfili şu yarısına geldikten sonra ekleyeceğim. Aklınızda bulunsun bu. Arkadaşlar, sıcak çikolata mı içiyorum? Fındık mı yiyorum belli değil. Ama güzeldi. Böyle de güzeldi. Bitterli olsaydı bence yine güzel olurdu. Bayağı bol sütlü oldu. Şimdi yarısını içtim. Karanfili atıyorum ve tadına bakıyorum şimdi. Böyle de güzel.
Açıkçası bana pek fark etmedi ya, sürekli çıkıp çıkıp iniyor. Bilmiyorum, sanki biraz tatlılığını az da olsa kesti gibime geldi. Buhar oldu telefonum, şeyin neydi ya, bunun buharı oldu resmen, telefonumun ekranı şu an ıpıslak oldu. Neyse, herkese tekrardan afiyet olsun.